Herkese iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 23 Haziran Çarşamba, akşam 11 sularındayız. E, dolar kısa vadeli anezne kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, dolarda e, bir yorulma belirtisinin olduğunu birkaç gündür belirtiyorduk ve e, ondan önceki gün bizim 871'den düşüş trendine e, girdiğimizden bahsetmiştik ve bunu da yine e, grafik esnasında, e, yayın esnasında grafiğe işlemiştik. Özet kısmında da dünkü şunları yazmıştık. Dolar TL'de 8.71'den düşüş trendi bugün başladı. 8.68 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Destek 8.61, 8.55 ve 8.48 bölgesi bizim için önemli desteklerdi. Direnç bölgesine de yine 8.68 ilk etapta bize direnç olacağını aktarmıştık. Evet dolar endeksi aşağı gitmeye başladı Amerikan 2 yıllıklarıyla beraber. E, ABD oyuncuları da ise yatay demiştik. Şimdi bugünkü e, ANS sistemimizdeki grafiğe dönmeden önce e, şöyle basitçe bir grafiğe bakmak istiyorum. Yine kapak sayfasına da belirttiğim şekilde <laughs> arkadaşlar. Şimdi şurada çok bariz bir şekilde ikili, bir, öncelikle ikili tepenin olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Ayrıca buradan bir tane e, destek atarsak şu üçgen yapısında uzun, uzun süre zaman geçirmiştik ve burada da yine 860'larda 859'larda bu üçgen desteğini görüyoruz. Hatta bizim çok bariz, bağıracak şekilde karşımıza çıkan bir burada çanak formasyonu var. Onu size şöyle aktaralım. Onu artık siz de öğrenmişsinizdir, görüyorsunuzdur da hatta diye düşünüyorum. Şu çizgiyi bir kaldıralım. Ve sonrasında da arkadaşlar buradaki yapı şu an 8.60'lardan e, Dönme ihtimali var arkadaşlar burada 8.59'lar civarından e, iki tane senaryo oluşturmuştuk dün hatırlarsanız birincisi 8.59 8.60'lar civarından e, Dolar tl'nin burada düşüş trendini bitirip tekrardan yukarı dönmesi veya Burada da yine 8.48'ler civarında önemli bir destek olduğundan bahsetmiştik Oradan da ikincisi kötü senaryoda da dönme ihtimalinden bahsetmiştik yine Burada e, senaryo devamında yani burada 8.60'ları bir e, dip yapmaya çalışırsak, yap, yaparsak daha doğrusu e, yine şu halde bir e, kulp hareketi karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. E, onu da böyle betimleyebiliriz. Hatta şuradaki önemli 8.55 bölgesinin de yine bu noktadan geçtiğini e, üst noktaları birleştirdiğimizde görüyoruz. E, burada 8.55'ler birazcık aşağı kaydırsak daha iyi olacak. Bakın burada 855'ler bizim için önemliydi. Birazcık yukarı kalktı dikkat ettiyseniz 858, 57'ler civarında şu an ana bir desteğimizin olduğunu görüyoruz. Yani çok önemli değil. 59, 57'ler civarında hem kanal desteği hem de bizim ana trend desteği burada bize destek oluyor. İlk etapta buralardan tepki yükseliş yapması normaldir. Ee, ve ben burada da gün içerisinde 868 ve 8.59'ların arasında hareket ettiğini Twitter sayfamızdan da bahsetmiştik. Önce 8.68'lere gelmişti ve sonrasında da hareketin e, benim görüşüme göre yine Twitter sayfamızdan da göstereyim ki e, sonra ne zaman dedi olaylarına girmeyelim. Evet şöyle birazcık geri gidelim. Evet. Şöyle yazmıştık galiba arkadaşlar. Benim görüşüm arkadaşlar 11 saat önce burada 8.65 ile 8.59 arasında gidip geliriz diye yazmıştık. 11 saat önce saat 11.39 sularında. Yine grafiği açalım. Şöyle saatli grafiği açtığımızda 11'den sonra bakın 11'den sonra burada bir önce 8.67'ye gittik ama sonrasında gördüğümüz en yüksek seviye 8.66'lar açıkçası bir kuruş üzerinde olmuş. Gördüğümüz, gördüğümüz en düşük seviyede burada 8.59'lar yani hemen hemen söylediğimiz noktalarda gezinmeye devam etmiş. Yani çünkü burada enerjisini yukarı doğru götürmek istedi. 8.67'leri kıramadı tekrar aşağı geldi aşağıda da 8.60-8.59 bölgesinde bir destek vardı. Evet arkadaşlar şimdi e, burada yine bir destek daha atabiliriz. Basit bir şekilde analiz yapmaya devam edersek şu şu, şu çizgileri sileyim ki önemsiz çizgiler kafanızı karıştırmasın. Evet burada da analizin devamında arkadaşlar bizim yine e, hareket eğer bu şekilde devam ederse yani 8.60'ların Üzerinde kalmaya devam ettikçe arkadaşlar tekrardan 8.80'lere doğru bir Hareketin e, Temmuz'un 7'sine doğru tekrardan gelmesi söz konusu olabilir yani Yaklaşık 2 hafta sonra tekrardan 8.80'lere doğru bir Hareket yapma ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum yani şu hareketin Bir düşüş hareketi tekrardan bir e, yükseliş hareketine dö dönerse o zaman hedefimiz e, 7 Temmuz'a kadar Burada 880'lerin görülmesi ve 880'ler görüldükten sonra da e, o noktanın da kırılması çok muhtemel olur diye düşünüyorum yine. E, tahmin etmeye çalışırsak burada 895'ler hatta sonrasında da 915'lere gidecek bir hareketin tetiklenmesine sebep olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu noktaları da sizlerle beraber takip edeceğiz. Şimdi peki bizim bizim analiz sistemimize geri dönelim. Burada da yine 861'in benim önemli destek seviyesinin olduğunu aktarmıştık. 59-60 bölgesinin. İsterseniz bunun tek bir noktada birleştirelim 861 ve 59'u. 59 seviyesinde önemli bir destek olduğunu düşünüyordum arkadaşlar. Bu noktadan şu an için en azından bir tepki yükselişi gelmiş durumda. Burada bir kararsızlık hareketi var. Dikkat ettiyseniz de zaten şurada 882'ler görüldü ama o bu grafik göstermiyor ve şöyle bir çanak hareketi. Tamamlanmış olacak tekrardan yükseliş trenine dönersek. Ama biz burada ben yarınki takvim açtığımızda 3.5 sularında arkadaşlar burada büyüme ve bizim işsizlik rakamlarımız var. Dolayısıyla ben yarın yine 8.65 ile 8.60 arasında 3.5 sularına kadar bu şekilde devam etmesini bekliyorum. Ve sonrasında da haber akışlarıyla beraber eğer 8.60... 8'lerin üzerinde bir hareket olursa o zaman yeniden yükseliş trendinden bahsedeceğiz yoksa biz bu seviyenin altında kaldıkça ben dolar tl'de hareketin zayıf kalacağını daha alt noktaları zorlama yönünde devam edebileceğinden bahsedebiliriz burada da yine 8.55'ler önemli ani bir düşüş olursa onun altında 8.48'ler dedik ama isterseniz şimdilik oraya konuşmayalım çünkü en azından bir tepki yükselişi gördük. Evet çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Biz burada 8.68 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Ve fibo seviyelerini de açarsak bakın. Burada şöyle biraz büyüteyim. Gördüğünüz gibi tam 8.59'larda bizim bir tane fibomuz var ve o noktadan şimdilik döndük. Ve üst noktada da 8.68'ler 68'ler civarında da bir ikinci fibomuz var. Yani bu iki kanal arasında gidip geliyoruz. Dolayısıyla birkaç gün bu nokta arasında devam etmemiz söz konusu olabilir. Eğer 8.59'da kırılırsa o zaman alt noktada da Fibo seviyesini de gösterirsek burada 8.53'ler 54'ler karşımıza çıkma ihtimali bulunmakta. Ama şu an için birazcık beklemeye geçmiş durumda diye düşünüyorum. 65'te 60 arasında bereye kadar devam etmesini yatırım tavsiyesi olmadan beklerim diyelim. Şimdi dolar endeksine bakalım. Dolar endeksine baktığımızda günlük bazda da arkadaşlar orada bir düşüş trendi başlamıştı. E, 91.5'lara gelebiliriz demiştik. 91.51'e e geldik bakın tam arkadaşlar. O nokta etrafından bir miktar yukarı gitsek de halen düşüş trendinin devam ettiğini düşünüyorum. Burada da yine 91.95 ile biz 91.55 arasında veriye kadar yarınki verilere kadar ee, devam ederiz diye düşünüyorum. Ee, şu anki düşüş trendi devam ediyor. Amerikan 10 yıllıklarına baktığımızda e, bu, burada açılmadı. Evet. Amerikan 10 yıllıklarını açtım, açtığımızda da arkadaşlar burada yatay bir görüntünün halen devam ettiğini gözlemleyebiliriz. Peki. Özetimizi yapalım çok uzatmadan. Dolar'da ilk hedefimiz 8.61 60'lar diyelim 860'lar geldi ee, buradan bir miktar tepki yükselişi olması normal yarınki verilere kadar 865 860 arasında gidip gelebiliriz tabii ki yatırım tavsiyesi değil destek noktalarında 860'ı yazalım. 8.55 yazalım altında da 8.50 yazıp arkadaşlar daha fazla yazmaya gerek yok direnç noktasında 8.68 8.71 ve 875'i yazmamız yeterlidir diye düşünüyorum peki gayet basit bir şekilde özetimizi yaptık kısa ve öz bir şekilde yine yarın sizlerle beraber analiz yapmaya devam edeceğiz ee, burada yine yayını e, burada bitirecek arkadaşlar için e, teknik analiz eğitimimiz konusunda bilgi almak isteyenler buradan alabilirler. Biz şimdi borsa ve bitcoinle devam ediyoruz. Ee, kaydediyorum ve borsa tarafına geçtiğimizde burada hareketlerin arkadaşlar e, şu an düzeltme hareketinin içerisinde olduğumuzu düşünüyoruz ama Burada üstten gelen bir baskı hareketinin başladığını görüyorum. O yüzden yarınki veriler burada da önemli olacak. Halen yükseliş trendi devam etse de bizim burada 140.600'lerin üzerinde kalmamız gerektiğini düşünüyorum. O noktaya lütfen dikkat edin. 140.600'lerin üzerinde bir kapanış gelmezse yarın sıkıntı tekrardan başlayabilir. Ve bu noktada da yine şu destek noktası. Bizim için önemli olacak 139 binler civarında yani bu e, hareket de sıkışmaya başladı. Üst noktada yükseliş trendlerinde yine e, 145 binler bizim için çok ciddi e, hatta 144 binler arkadaşlar bizim için çok ciddi bir direnç olmasını koruyor diye düşünüyorum ben. Peki Bitcoin tarafına geçelim. Bitcoin tarafına geçtiğimizde de arkadaşlar. Burada 34 binler seviyesinin yine test edileceğini düşünmüştük burada. Ama onun üzerinde bir kapanış gelirse tekrardan yükseliş trendine başlarız demiştik. Bakın 34 binleri test ettik ama şu an yine üzerinde kapatamadık. Halen düşüş trendi devam ediyor. biz yarın 33 binlerin üzerinde kalamazsak tekrardan alt noktalara 29 binlere ve 27 binler piyasaya tekrardan karşımıza çıkacak seviyeler olabilir. Orta ve uzun vadede de bunları inceleyebiliriz ama şu an için yine günlük durumda çok kötü tarafta değiliz. 33 üzerinde kalmamız yine iyi tarafta olduğumuzu bizlere gösteriyor diye düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi 33 üzerinde kalıcı olmaya devam etmemiz gerekiyor. Peki özetimizi gösterdik ve iyi akşamlar diliyoruz arkadaşlar.